Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur'un açıklamalarını canlı yayında ekranlara getirdik. Galatasaray 4-3 kazandı Kasımpaşa karşısında. Çok değerli isimlerle bu maçı birazdan başlayacak Trabzonspor. Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendireceğiz. Ahmet Akçan, Cem Pamiroğlu ve Ulaş Özdemir bizlerle birlikte takım oyunda hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ve hemen soralım Ahmet Hocam, inanılmaz bir maç izledik. Önce aynen. Galatasaray'la başlayalım. Kasımpaşa karşısında 4-3'lük galibiyetle altın değerinde 3 puan kazandı Galatasaray. Şimdi rahat rahat Trabzonspor Fenerbahçe maçının başlamasını bekliyor. Herhalde daha sakinleşmemiş bile olabilirler. Yani öyle bir maçtı. Bütün konuşmalarda biz hep futbolun çok güzel bir oyun olduğunu anlatmaya çalışırız. Bazen kelimeler yetmez. İşte bu maç onun tam olarak sahada bütün futbol severlere gösterildiği bir maçtı. Bende olmadı. İnanıyorum bütün futbol severlerde de olmamıştır. Ne Ali Koç aklıma geldi, ne Dursun Özbek geldi, ne Erden Timur geldi, ne hakem hataları geldi. Böyle iki takımın da ortaya koydukları performanstan dolayı kocaman bir alkışı hak ettiklerini söylüyorum. Teknik adamlar, katkısı olan herkes dahil olmak üzere. Ama oyunun kendisine dönecek olursak da Galatasaray kazanmak mecburiyetindeydi. Oyuna biraz daha iyi başlayan Galatasaray'dı. 15. dakikadan sonra da Kasımpaşa oyunda hakimiyeti ele aldı. 1-0, 1-1. İkinci yarının hemen başında 2-1 olunca Galatasaray artık tamam bu maçı alacağız dedi. Ama Kasımpaşa teknik yönden, taktik yönünden de analiz ederiz. Yani çok önemli tespitlerde bulunacağız. Kasımpaşa oyunda hakimiyetini sürdürmeye devam etti. Beklentilerin çok üzerinde bir futbolla haklı bir şekilde 3-2 öne geçti. Ki o 3-2 öne geçtiği döneme kadar hep Galatasaray benim beklediğimin bir tık altındaydı. Kasımpaşa fizikman daha iyiydi. Hatta aklıma şu da gelmedi değil. Ya Galatasaray 3 günde bir maç oynarken o yoğun tempodan dolayı hep zindeydi. Acaba bu 9 günlük ara onlara çok iyi gelmedi mi diye. Veya bu antrenmanların temposu iyi ayarlanmadı mı diye. Ama 3-2 mağlup duruma düşünce benim o ana kadar görmediğim bir Galatasaray gördüm. Rakibi hapsettiler kalelerine. Okan Hoca'nın ben mutlaka kazanacağım zihniyeti yine ön plana çıktı. O şekilde oyuncu değişikliklerini yaptı. Galatasaray'da o kazanmaya mahkum olduğu o maçı dramatik bir şekilde kazanmayı bildi. 3-2 olduğunda herhalde Galatasaraylıların ki ona benzer mesajlar da geldi bana. Hocam şampiyonluk gitti diye. Galatasaray şampiyonluk gitti diye düşünürken şimdi Fenerbahçe yenilirse 5 puan öne geçeceğiz hesaplarını yapmaya başladı. Futbol böyle güzel. Yani bakıyorsun heyecan, maç bitmiş, bir sonraki maça bile taşınıyor. Fenerbahçeliler bile iddia ediyorum Galatasaray maçında o heyecanı sonuna kadar yaşadılar. 3-2'de ya yenersek lideriz sevincini yaşadılar. Şu anda gerginlik, baskı tamamıyla Fenerbahçe tarafına geçti. Çünkü, o zaman biz de o maça geçelim hocam. Şampiyonluk böyle gidiyor. Kasımpaşa Galatasaray mücadelesini D maçta sürdürelim takım oyunu. Herkes bu soruyu soruyor, biz de soralım. Ulaş Özdemir'le başlayalım. Dev bir maç az sonra başlayacak. Heyecan Doruk'ta, Trabzon'da tribünler dolmaya başladı bile. Oruçlar açıldı. Maç saati bekleniyor. Nasıl bir maç bekliyorsun? Nasıl bir maç hayal ediyorsun? Korakor. Özellikle bu akşam Galatasaray'ın son anda kazanmasının ardından ben Ahmet Hocam'ın bıraktığı yerden alayım. Evet, bu Fenerbahçe'nin üzerinde oldukça büyük bir baskı oluşturacak. Yani bu baskı tamamen bu maçı kazanmaya yönelik olacak. Ama tabii Trabzonspor'da bu maçı kazanmak için yaklaşık 3-4 gündür çok yoğun bir şekilde taktik antrenman yaptırtıyor Abdullah Avcı. Hatta gazetecilerle beraber yaptığı iptal programında da saniye saniye bu maça çalıştık dedi. Ben flaş bir şey söyleyeyim. Geçen haftaki Karagümrük maçında Enis oyuna girdikten sonra Pepe ile çok iyi bir uyum sağladılar. Hatırlarsanız. Hatta Enis'in de bir asisti oldu Pepe'ye. Muhtemelen bu maçta Abdullah Avcı yine bu taktikle sahaya çıkacak. Yani Enis ve Pepe'yi
yan yana veya işte Pepe'nin bir bağlantı bir önceki maçta olduğu gibi o bağlantı oyununu kurma görevini verecek Pepe'ye. Yani sahte 9 dediğimiz bir konumlandırmada oynatacağını düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Orada tabii Trabzonspor'un yapması gereken şuydu. Mendy stoper mi oynayacak yoksa orta sahada mı görev alacak? Çünkü yani Fred ve İsmail Yüksek orta sahasına karşı Trabzonspor orta sahasında kuvvetli bir cevap vermesi gerekiyor. Çünkü ilk maçta Fred yoktu. İsmail Yüksek ve Zayis vardı. Ve o orta sahaya karşı Berat ve Mendy ikilisi de çok iyi bir şekilde karşılık vermişlerdi. Dolayısıyla bu maçta da Mendy'nin hani stoper olarak tercih ediyor genelde Abdullah Avcı. Ancak bu maçta ben Mendy eğer bu şekilde oynarsa Pepe Enis, muhtemelen bu da 4-4-2'ye tekabül eder. Berat ve Mendy'yi yine orta sahada Fenerbahçe'ye karşı birlikte görebiliriz. Stoper'de kim oynatabilir? Ben stoper'de Denswil-Fernandes ikilisini göreceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında da yani Trabzonspor'un özellikle 41.461 taraftarıyla beraber... Ki statta canlı yayında ekranda şu anda. Evet, taraftarıyla beraber bu maçta Abdullah Avcı'nın da söylediği gibi 90 dakika boyunca sakin kalarak, sabırla oynayarak maçın favorisi olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki böylesine dalgalı geçen bir sezonda özellikle de iç sahada Abdullah Avcı ve öğrencilerinin Trabzonspor taraftarına da böyle bir derbi galibiyeti hediye edeceğini düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Cem Hocam, Fenerbahçe açısından çok daha kritik bir maç bu, kabul edelim. Galatasaray'ın da kazanmasıyla şampiyonluk yolunda beraberlik, bir puan dahi mutlu etmeyecek Fenerbahçe'yi. Tabii ki. Bir gerçek var ki Fenerbahçe sezon sonuna kadar bütün maçlarını almak zorunda. Yani bu bir artık yadsınamaz bir gerçek. Bugün evet Galatasaray çok zaten iyi. Zaten öyle olursa şampiyon oluyor. Tabii zaten öyle olursa şampiyon oluyor. Yani şampiyon olmak istiyorsa da o bütün maçlarını kazanması gerekiyor. Bugün zor bir maçı vardı Galatasaray'ın. Evet Fenerbahçelileri ve Fenerbahçelilerin bütün herkesin de gözü Galatasaray maçındaydı. Nasılsa nasıl Fenerbahçe'nin maçları oynandığında Galatasaraylıların gözü Fenerbahçe'deyse de Fenerbahçe'nin bütün camianın, herkes taraftarının da gözü Galatasaray maçındaydı. Dolayısıyla Galatasaray çok önemli bir eşiği geçti. Şimdi top geldi Fenerbahçe'de. Şimdi Fenerbahçe, Trabzon maçları her zaman çok özel maçlardır. Ve hep öyküleri olmuştur. Ve bu maçta bence şampiyonluk öyküsünü yaratabilecek kadar da değerli bir maç. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından sonra ufak bir arası var. Milli takım arası var. Sonra Beşiktaş var, Adana'sı var. Yani zor maçları var. Ama Fenerbahçe zoru başarmak istiyorsa, şampiyon olmak istiyorsa bu maçı alacak. Bu maçı alması için de, bu maçın içinde Abdullah Avcı hakikaten çok iyi bir stratejist. Yani Fenerbahçe maçlarını, büyük maçları özellikle özel de hazırlanıyor. Yani belki de kendi kampa bile giriyor o derece. Yani sevdiğimiz de arkadaşımız bizim. Milli takımlarda beraber de çalıştık yıllarca. Fenerbahçe'nin İstanbul'daki oynadığı maça baktığınız zaman o kadro yapısındaki yapıyla bugünkü yapı biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Evet Fenerbahçe 3 günde bir maç oynuyor. Yani bugün 9. 10. günü 4. maça çıkıyor ve hepsi de birbirinden değerli ve önemli maçlara çıkıyor. Bu maçın değeri çok farklı. Ne var bunun ucunda? Şampiyonluk var. Eğer Fenerbahçe şampiyon olacaksa da bu maçı kazanacak. Bunun kazanmanın içinde bir şifreleri var. Bir kere sakin olacaksın. Bir kere tribüne kulağını kapatacaksın. Sabırlı oynayacaksın. Hocanın verdiği oyun neyse aynen o disipline uyacaksın. Ve hocanın dışında da bazen oyuna sen müdahale edeceksin futbolcu. Yani futbolcular mücadele edecek. Şimdi lider oyuncular, lider futbolcular şimdi bu maçlarda çıkar. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin bu lider oyuncularının ve de bu kadro yapısıyla beraber oyundaki stratejisiyle, disipliniyle, coşkusuyla yani Fenerbahçe'nin tribüne de kulak vermemesi lazım. Çünkü tribün çok önemli. Belki de tribünü atacağı bir erken gol veyahut da iyi bir oyun, iyi bir ataktaki engelleme. Yani maçın içinde ufak bir hareketler vardır. Tribünü bir anda döndürebilirsin. Yani seyirci kendi tarafına değil de ama Trabzonspor tarafına doğru da döndürebilirsin. Dolayısıyla da oyunun içinde kendi şifreleri var. Bu maçın ileriki günlerde şampiyon olunduğu zaman bir öyküsü olacak bir maç olduğunu düşünüyorum.
kayıpsız geçmek zorunda Fenerbahçe. Trabzonspor kazanmak istiyor. Ahmet Hocam sizden de bir teknik değerlendirme alalım. Sonra biraz nostalji yapacağız zaten. Unutulmaz bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçı da ekranlara taşıyacağız kısa bir özet. Top Fenerbahçe'de dedi Cem Hoca ama o top yakan top. Yani Galatasaray'a yakan topu Fenerbahçe'ye gerçekten attı. O yüzden Fenerbahçe mutlaka kazanmak zorunda. Hatta yine benim yorumum, Fenerbahçe bugün puan kaybederse şampiyonluk yarışında gerçekten çok dezavantajlı bir duruma düşecek. Tabii herkes sakin bir oyundan bahsediyor. Sakinliği ben biraz da düşük tempo olarak görüyorum. Biraz sakin ol, yavaş hareket diye. Bence bugünkü maçın oyun stratejisinde bu sakinlik galibiyeti hedeflemiş bir takıma çok şey katmayabilir. Ben bunun yerine biraz daha fazla akılcılığı koymak istiyorum. Akıllı ama kararlı. Mümkün olduğunca yüksek tempo içinde oyun kontrolünü her şeyiyle elinde bulunduran bir akla ihtiyacı var. Bu konuda Abdullah Hoca'nın geçmişte özellikle derbilerde harika işler yaptığını biliyorum. Kaldı ki Trabzonspor için, Trabzon camiası için Fenerbahçe maçlarının heyecanını, keyfini pozitif görüyorum. Gerçekten yaşamış da bir insan olarak söylüyorum bunu. Değerlendirdiğimde bugün son dönemde gördüğümüz Trabzon'un çok daha üzerinde kaliteli ve tempolu oyun oynayan bir takım göreceğiz diye düşünüyorum. Fenerbahçe de zaten buna hazır. O yüzden Galatasaray maçının heyecanı veya oradaki temponun bana verdiği keyif daha aşağıya düşmeden şimdiden bu yeni maçın keyfi zirve yaptı bile. O yüzden çok büyük bir heyecanla bunu bekliyorum. Bu maçta çok büyük bir heyecan vaat ediyor. Hep onu diyorum, rakibi kalesinden daha uzak tutan takım kesinlikle bu tür maçlarda daha avantajlı olacak. Artık gazın belki de sonuna kadar kontrollü bir şekilde basılması gereken maçlardan biri olacak o. Öne geçen tabii ki çok da büyük bir avantaj yakalayacak. O yüzden ben sevgili Ulaş'ın baştan dediği gibi korakor ama keyifli, zevkli, tempolu, hatta bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Klasik cevaptır. Derbilerin favorisi olmaz ama bu maçın var mı favorisi? Yoksa derbidir, favorisi olmaz mı diyelim? Derbinin favorisi Trabzonspor. Evinde oynadığı için mi? Futbol olarak mı? Oyun kadrosu, evinde oynadığı için futbol olarak yani en rahat taraf Trabzonspor şu anda. Yani bir üçüncülük yarışı veriyor. Ziraat Türkiye Kupası hedefi var. Fenerbahçe ise şampiyonluk yolunda bence çok çok önemli bir virajda şu anda. Yani bu maçla berabere dahi kalsa Fenerbahçe şampiyonluk yarışında yine büyük yer alacak. Yani dolayısıyla Trabzonspor'un rahatlığı... O stresin etki edeceğini düşünüyorsun. Şöyle, lider özellikli çok oyuncusu var Fenerbahçe'de. Yani Dzeko gibi, Szymański gibi, Tadić gibi, ne bileyim Fred gibi. Arkaya geliyorsun işte Dzeko gibi, ne bileyim işte kalecileri gibi. Hani bu tür stresleri, bu tür baskıları iyi yönetebilecek oyuncuları var. Dolayısıyla hani ne kadar etkilenir bu, ne kadar ayakta tutar oyunu ve oyunu ne kadar çok Trabzonspor'a karşı kazanmak ister Fenerbahçe, orayı maçta göreceğiz. Ama yani özellikle benim Abdullah Avcı profilinden Trabzonspor'a baktığımda bu tür maçları her zaman başka oynatıyor takıma. Dolayısıyla favori Trabzonspor'du. Dolayısıyla favori Trabzonspor. Ulaş Özdemir, Cem Hocam katılıyor musunuz? Şöyle, Fenerbahçe'dir mi? Ben Fenerbahçe'nin özellikle 3 gün evvel oynadığı maçta herkesin kafasında şöyle bir soru işareti oluştu. Ya bu şeyle oyunla mı Trabzonspor yenilecek? Değil. O oyun başka bir oyun. Ya o iki bacaklı bir oyundu. Tabii. O maç turu geçilmesi gereken bir maçtı o. Ya yabancı bir takım geçseydi, 3-1 geçseydi, böyle geçseydi herkes bir sürü kutlamalar yapardı. Neyse, onu bir tarafa bıraktık ama o maç bu maç olmayacak. Yani Fenerbahçe'sinden ben öyle görüyorum açıkçası. Tabii ki saha ve seyirci avantajı. Aslında derbi diyoruz ama derbiyi biliyorsun. Yani aynı şehrin şey, iki takımı oynuyor. Maç olduğu ama için. Biz büyük maç olduğu için her zaman derbi sıfatını da söylüyoruz tabii ki gayet doğal olarak. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin o beklenen iniş çıkışlı grafiğinin daha belki sezon başındaki fabrika ayarlarına dönen bir maçın başlangıcı olacağını düşünüyorum. Ve bu maçla beraber de Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar bir yol haritasını çizebileceği bir maç olacağını düşünüyorum. Peki şöyle yapalım, bir saha içine gidelim o zaman. Evet. Geçmişe de dönelim, bir nostaljik maç getirelim ekranlara. Sonrasında 11'ler belli olacak.
kesintisiz maç başlayana kadar sizlerle olacağız. 11'ler üzerinden daha net değerlendirmelerimiz olacak. Hem Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesini hem de 4-3 biten Kasımpaşa Galatasaray karşılaşmasını konuşacağız. Trabzonspor Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Biz de kameralarımızı Trabzon'a çevireceğiz. 11'ler belli oldu. Hem oradaki atmosfer hem 11'leri Aspor muhabirleri aktaracak. Yunus Emresel ve Erdem Akbaş bizleri bekliyor. Derbiye dair notları paylaşacaklar, 11'leri verecekler. Söz sizde. Teşekkürler Cüneyt Şen. Erdem Akbaş'la birlikte Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi muhtemel 11'leri ve son durumu konuşacağız. Aslında gün boyu Trabzonspor cephesinden aktarmıştık. Teknik direktör Abdullah Avcı bugün sürprize imza atabilir. Mendy'yi orta sahaya çekecek, Bardi'yi kulübeye çekebilir diye. Evet, Bardi'yi kulübeye çekti ama bu kez çift forvet deneyecek. Aslında Nicola Pepe'yi biraz daha sahte 9 gibi kullanacak. Trabzonspor sahaya şu 11 ile çıkıyor. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Meunier, stoperde Fernandez, Dansville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Berat Mendy ikilisini göreceğiz. Sağ tarafta Edin Visca, solda Trezeguet. İleride de Nicola Pepe, Enis Destan ikilisini birlikte göreceğiz. Ayrıca Mislav Orsic, Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği isim, 6 ay sonra ilk kez sakatlıktan sonra maç kadrosunda yer aldı. Onun adına da bir ilk olduğunu söyleyelim. Hemen Erdem'e de Fenerbahçe'nin 11'ini nasıl değerlendirdiğini tabii soralım. İsmail Hoca çok fazla sürpriz yapamadı zaten eldeki imkanlardan. Dolayısıyla 11'i paylaşalım. Kalede Livakovic, sağ bekte Osayi, stoperde Jiko, Serdar ikilisini göreceğiz. Sol bekte Ferdi, dörtlü savunmanın önünde Fred, İsmail, sağ kanatta İrfan Can, 10 numara pozisyonunda Şimanski, sol kanatta Tadic, ileri üstte ise Jack olacak. Belirttiğimiz gibi savunmada sadece Serdar'ı görüyoruz. Pendik Spor maçında da Serdar oynamıştı. Tabii büyük maç tecrübesi çok daha fazla Serdar Aziz'in. O yüzden bu tercihte bulunmuş olabilir İsmail Hoca. Ciku Osterwold'e güzel bir uyum yakalamıştı. Osterwold'in temaslı oyunu, Ciku'nun birazcık daha ön bölgeye taşıması takımı. Bunlar kazanım ama Fenerbahçe adına Serdar Aziz de tecrübeli stoperlerden biri. Maçın atmosferi gergin bir maç. O yüzden Serdar Aziz tercihini de burada İsmail Hoca'nın mantıklı buluyorum açıkçası. Bu seviye maçları çok fazla oynadı. Bu isimlerin dışında İrfan Can 11 de Fenerbahçe'nin sağ kanatta oyun kurulumunda etkili olan bir oyuncu. Cengiz birazcık da hızlı toplarla bireysel oynuyor ama İrfan Can pas oyununa çok daha uygun. Bugün o bölge, o dörtlünün performansı aslında. İrfan, Şimanski, Tadic ve öndeki Ceko'nun uyumu, onların performansı Fenerbahçe'nin hücum hattındaki aksiyonunu belirleyecektir diyelim. Yani önemli bir maç. Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'nin de mutlaka kazanması gerekiyor yarışı devam ettirmesi için. Kritik bir sınav. Umarım güzel bir maç olur. Teşekkürler Erdem. Bize Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüzde o da Fenerbahçe'yi saniye saniye planladık, ona göre bir oyun planımız olacak, sürprizi mi olabilir demişti ve bugünkü kadroya bakıldığımızda da Cüneyt Şen sürprizi yaptı Abdullah Hoca. Onun aslında çok alışık olduğumuz oyun sisteminden radikal bir değişime gitmiş gibi gözüküyor. Biraz daha ileride ikili forvet ön alan baskısını kurmaya çalışacak maçın ilk dakikasından itibaren. Savunma kurgusunda da Fernandez'i geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada onu 90 dakika oynayacak şekilde hazırlıyoruz demişti ve aslında Mendy'yi orta sahaya çekebileceğinin sinyallerini vermişti ve bugün de Mendy tercihini orta sahada görüyoruz. Bugün kazananın gerçekten çok şey kazanacağı bir karşılaşma. Trabzonspor kazanırsa üçüncülük konumunu gerçekten çok sağlamlaştıracak. Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın da kaybetmesiyle birlikte ama Fenerbahçe adına da olası kayıplar çok ciddi sıkıntılar doğurabilir. Trabzon için birkaç kelime söyleyeyim. Trabzonspor bugün kazanırsa ben kupa için de çok daha fazla motive olacağını, takımı da motive edeceğini, bir Trabzonspor'da önümüzdeki sezon adına bir planlama var, bunu da olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Trabzonspor adına kazanımlar bunlar olur. Fenerbahçe'ye dönecek olursak bir parantez açalım. Mert Hakan bugün kadroda. Onu da sakatlığı nüksetmişti aslında Union maçında. Bir tedavi sonrası bugün kadroya alındı. Biraz da sürpriz oldu. Ama İsmail Hoca uygun görürse süre alabilecek durumda olduğunu öğrendik. Mert Hakan'ın kadroya alması da bu sebepten dolayı. Belirttiğimiz gibi yani Fenerbahçe bugün buradan kazanırsa milli araya moralli girecek ve son yıllarda yaşadığı kırılganlık imajını da bir yerde bırakmış olacak ve ben yarışta varım, ben yarışı sonuna kadar götüreceğim mesajını ancak bugün kazanırsa verebilir. Beraberlik ve mağlubiyet halinde tabii ki de son ana kadar yarış devam edecektir ama morallerin bozulacağı da bir gerçek.
Trabzonspor taraftarları da bugün tribünleri tamamen dolduruyor Cüneyt Şen. Misafir takım taraftarları İspor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda maça giremiyordu. O tribünü öğrencilere açtı Trabzonspor Yönetim Kurulu. Onun dışında tribünlerin tamamının dolu olacağını, gerçekten şehirdeki atmosferin de oldukça yüksek olacağını belirtelim. Biz gün boyu zaten kameraman arkadaşlarımızla Erdem'le beraber gelişmeleri aktardık. Ama şimdilik sorunuz yoksa sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sele ve Erdem Akbaş'a. Son bilgileri paylaştılar. 11'leri aldık. Mert Hakan Yandaş sürprizi var. O enteresan. Evet. Çünkü kamp kadrosu da yoktu. Biz hatta sonrasında uçağa binerken görünce takıma aidiyet hissediyor. Kadroda olmasa da takım arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Trabzon'a gidiyor diye düşündük ama demek ki oynama ihtimali varmış. Kadroya alındı son anda. Bakalım sahaya da sürecek mi hocam? Ya böyle aidiyet duygusu olan oyuncular ne kadar zaman zaman Mert Hakan Yandaş'ı eleştirsek de zaman zaman sahadaki davranışlarını konuşsak da değerlendirsek de Mert Hakan'ın camiadaki aidiyet duygusu kuvvetli oyunculardan bir tanesi. Oynasa da oynamasa da ben takımın yanında olması gerektiğini ve onun da bilinci içerisinde olduğunu biliyorum açıkçası. 11'lere bakarsanız Cem Hocam ne dersiniz iki takımın 11'leri de belli olduktan sonra? Aslında Fenerbahçe'nin 11'ine baktığımız zaman şöyle bir sürpriz var karşımızda. Biz hep Osterwolde'yi bekliyorduk. Osterwolde'nin yerine Serdar'ı düşünmüş. Orada niye Serdar'ı düşünmüş? Serdar bu tip maçların daha çok oynayan ve o bölgedeki defans hafızasını iyi bilen bir oyuncu. Bunun yanında mukayese edersek eğer Osterwolde kötü mü oynadı veya kötü mü oynuyor, form grafiği mi düşük değil. Ama onu da farklı şeyi de bilmiyoruz tabii. Yani ufak bir sakatlığım var, bir şikayetim var. Onunla ilgili bir bilgi yok şu anda. Bence Fenerbahçe'nin klasik 11'i. Serdar da uzun zamandan beri Ciku ile beraber oynayan, o bölgeyi çok iyi bilen, orada başarılı maçlar çıkaran iyi bir stoper. Fenerbahçe'nin uzun zamandan beri Fred'in oynamaması, Fred'in bıraktığı yerden devam etmesi için bence önemli bir maç. Bu akşamki Trabzon maçı biçilmiş bir kaftan bir maç olarak görüyorum. Sakatlıktan sonra Fred'in çok böyle bir istenilen düzeyde başlayan, o bıraktığı yerden devam eden gibi görülmese de Fred her zaman kalitesiyle oyunu bir tık yukarı taşıyabilecek özelliklere her zaman sahip. Burada esas sürprizi bence Abdullah Hoca yapmış. Abdullah Hoca farklı bir 11 çıkarmış. İşte biz mesela bugüne kadar yapmış olduğumuz 11'lerde, muhtemel 11'lerde Fernandes'i hiç düşünmemiştik. Ama yayının içinde de zaten sevgili Ulaş da söyledi. Fernandes oynar diye öyle bir görüş belirtmişti. Mendy uzun zamandan beri stoper oynuyordu. Berat'la Mendy o bölgeyi biraz daha iyi kontrollü. Çünkü Fenerbahçe'nin o bölgedeki Szymański, Tadić, İrfan Can o üçlü o bölgede iyi oynuyorlar. Ve de oradaki atacağı şutlar. Bir kere Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından çekmiş olduğu şutlarda 12 tane golü var. Yani bu önemli bir rakam ve Avrupa'daki bakılan istatistiklerde de önde olduğu da görülüyor. Bence hem orada bir önlem almak açısından orada ikili bir libero ve de ön taraftaki orayı muhafaza etmek içindir. Daha sonra tabii Visca, Bardi, Trezeguet üçlüsü orada çok başarılıydı diye düşünüyorum. Orayı farklı bir şekilde döndürmüş. Enis Destan'ı sanki böyle Pepe'nin arkasında bir kırık santifor gibi biz yani tabir ettiğimiz, biz Ojel'e de çok konuşmuştuk onları. Kırık santifor olarak böyle tabir ettiğimiz o şekilde oynatacak. Onun bir fizik kalitesi, gücünden, temasından, temaslı oyunundan belki yararlanacak diyorum diye düşünüyorum. Visca ve Trezeguet gerçekten ikisi de kanatlarda Trabzonspor'a bir hayat verdiklerini düşünüyorum. İyi oynamaya başladılar. Özetle Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile geçtiği o türbülansı iyi atlattı, iyi tolere ettiler. Ve takım da yavaş yavaş hem işte Afrika Kupası'ndan hem de almış olduğu neticelerle takımı bütünleştirip ve de Fenerbahçe gibi çok önemli bir maça farklı, biraz da stratejist bir 11 ile çıktığını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'de kendi kalitesiyle, yetenekli ayaklarıyla daha önceki oynamış olduğu, hepimizin de beğenisini kazandığı o fabrika ayarlarını, ön alan baskısını, mümkün olduğu kadar dar alanda oynatma isteğini yapacaktır ve herkesin de beğenisini kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama temennim tabii ki futbol kazansın, iyi oynayan kazansın,
Fenerbahçe'nin galibiyete ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için uzun yıllardan beri bu maçı alması lazım. Bu maçı aldıktan sonra yetmiyor. Diğer maçları da olacak. Hepsini kazanması lazım. Ulaş Özdemir, sana da iki takımın kadrosunu sorayım. Önce tebrik ederim gazeteci olarak. 11'i de doğru şekilde bildin ve daha açıklanmadan yorumladın. Evet. En üstte Esen'le Pepe'nin olacağını. Bu konuda tebrik ediyoruz ama işin zor. Bu kadro başarısız olursa Abdullah Avcı'dan çok ben seni eleştiririm. Çünkü satır aralarında sen doğru kadronun hep bu olduğunu ima ediyordun. Hoca da seni duymuş ve dinlemiş gibi. Yok estağfurullah. Yani Abdullah Hoca... Yok tabii tek tek 11 saymıyordun ama yorumlarından benim çıkardığım ben özellikle... doğru 11'in evet. bu olduğunu hep belirtiyordun. Sen sezon başı istikrarlı bir biçimde belirtiyordun evet. uzun haftalardır. İşte orta sahada tabii yani Berat Mendy ikilisinin her zaman ben rakip takıma karşı... ortaya hem bir fizik hem de bir akıl koyduğunu söylerim. Tabii özellikle Abdullah Avcı'nın yani hem savunmayı daha doğru yapabilmek adına hem de geriden oyun kurmayı daha doğru sağlayabilmek için Mendy'yi stoperde tercih etmesini de zaman zaman eleştirsek de sonuçta son maçlarda kazandığı için doğru bir tercih olarak da yorumlanabilir. Nihayetinde Abdullah Hoca özellikle ben tabii son dönemlerde kendisini daha ruhu yerinde, onu söyleyeyim, ruhunun daha da güzelleştiğini, daha yüksek bir motivasyonla beraber yoluna devam ettiğini, özellikle hem maç önü hem maç sonu açıklamalarındaki yüz ifadelerinin de, konuşmalarının da çok pozitif olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu direkt olarak zaten takımın bütün oyununa ve oyunculara da yansıyor. Ben özellikle Union maçında, tabii bu maç bir ölçü olur mu olmaz mı onu çok değerlendirmek de istemiyorum. Nihayetinde orada net bir galibiyet almışsın ve iç sahada bir, neredeyse... Üç gün sonra da Trabzon maçım var. Bir Trabzon maçı var ama yani Union takımı özellikle Ferdi ve Osayi'nin arkasına çok top attılar hocam. Yani çok kaçtı oraya Union takımı ve çok da zorladılar ve Fenerbahçe ileride neredeyse hiç top tutamadı. Tabii bunda Ceko'nun ve Tadic'in de olmaması çok büyük bir etkendi. Yani topa basan iki... önemli adamından da eksikti yani oyunun büyük bölümünde. Şimdi hem Ceko hem Tadic var hem Şimanski var ve İrfan Can'ı da tercih etmiş orada. Tabii Fenerbahçe'nin bu hücum hattı özellikle Trabzonspor'un Kadıköy deplasmanında çok doğru bir şekilde takım savunmasını yapmıştı. Ve bunu hiç oyun disiplininden kopmadan 90 dakika boyunca uygulamıştı. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Yine doğru bir takım savunması özellikle Fenerbahçe'nin bu ön alanındaki o tehditkar oyuncularına karşı yine doğru bir şekilde takım savunması yapacağını ben düşünüyorum. Bu maçın en önemli oyuncularından bir tanesinin ben Pepe olacağını düşünüyorum sevgili Cüneyt. Geçen maç Abdullah Avcı bunu denedi ve Karagümrük'e karşı bu plan tuttu. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı orada bir oyunun Karagümrük maçı oyunun son 15 dakikalık bölümünde Enis'le beraber Pepe'nin uyumu da çok güzeldi. Dolayısıyla şimdi bu uyumu 90 dakikaya yayacak bir oyun ortaya koyacak. Yani saniye saniye çalıştık dediği bütün olay bence özellikle topun Pepe'ye geldiği andan itibaren Visca, Trezeguet ve Enis'in nasıl orada konumlanacağı. Orta sahada da Mendy çok önemli bir faktör olacaktır. Çünkü Fred'le o bağlantıyı yani Fred'in Fenerbahçe'nin ön alanında sağlayacağı o bağlantıyı Mendy ile beraber eğer Trabzonspor kesebilirse bunda da büyük bir başarı sağlayacağını düşünüyorum. Bunun dışında Trabzonspor'un yani dediğim gibi üçüncülük için bir Avrupa hedefi bu maçı kazanırsa ve aynı zamanda da Ziraat Türkiye Kupası'na da yüksek bir motivasyon sağlayacak bir karşılaşma bekliyor. Tabii iç sahada da bir derbi galibiyetinin ki Fenerbahçe'ye karşı alınacak olması da hem camiayı hem takımı hem de hocaya ayrı bir motivasyon yükleyecektir. Çünkü Trabzonspor Fenerbahçe maçları her ne kadar Cem hocam iftara çok az kalmıştı İstanbul için. Yani iki şehir takımı cevap arasında. Cevap veremedin sıkıntı. İçimde kaldı onu söylemem lazım. İki şehir takımı. Derbinin sözlük tanımını yaptı canım. Tamam canım biz o sözlük tanımını zaten Trabzonspor bozdu bu ligde. Yani iki şehir takımı arasında oynanan maçlar derbidir, hayır değildir.
Yani nihayetinde Trabzonspor'da... Sen değildir diyorsan değildir, tamam, bir şey Trabzonspor'da, ben şimdi onu söyleyeceğim Cem abi. Söyle sen söyle. Peki. Trabzonspor'da dört büyük takımdan bir tanesidir. Herhalde canım. Ve bu ligde Anadolu'ya ilk kez şampiyonluğu getiren, bunu defalarca başarmış bir takımdır. Ve dolayısıyla da bu maç büyük derbidir. Derbi de değildir. Büyük bir derbi maçtır yani. Onu da söyleyeyim. Dört büyük takımın arasında oynadığı tüm maçlar büyük derbi. Cem abi cevap hakkı da oldu galiba. Şimdi Cem abi sen... Trabzonspor'a karşı oynadın değil mi? Fenerbahçe'de oynarken. Herhalde tabii. Derbi değil miydi o maçlar? Ya şöyle, ben o derbiyi söylerken... Yani mesela Trabzonspor'a karşı oynarken ne diye gidiyordun o maçlara? Derbi maç diye gidiyordun. Dev maç diye gidiyordum ben. Tamam. İki şehrin takımı oynarsa onun ismi sözlük anlamı derbidir. Ya tabii ki Trabzonspor'un büyüklüğünü... Ama işte o çok egzajere ediyor. Aynen. Şimdi ben... Az önceki Galatasaray maçı için İstanbul derbisinde Galatasaray kazandı deseydim, bu sefer de Galatasaray taraftarlar farklı bir biçimde rahatsız olacaklardı. Hani derbinin tanımımız aslında. Cem abi. Aynı şehrin takımı. Tabii söyleyebilirsin ama gayet. Ama biz de büyüklükleri, yani büyük takımların oynamış olduğu aranındaki maçı derbi olarak adlandırıyoruz. Evet. Tamam, buna bir şey yani demiyorum ama ben sadece sözlük anlamını söyledim. Hiçbir zaman içinde ne Trabzonspor ne Trabzonspor hepsi arkadaşım. Sözlük anlamlarını yani, yerine bir etti hocam. Onlar için, onları küçümsemekle ilgili hayatta en ufak bir şeyim olmaz. Yok estağfurullah Cem abi. Kişiliğiniz öyle. Yanlış anlaşılmasın. Yani sen naif ve çok kibar bir insansın. Biraz ben sadece sözlük anlamını söylemek istemiştim. Gerçi futbol severlerin hepsi bilir. Trabzon ve Fenerbahçe derbisinin ne kadar rekabete dayalı olduğunu, o rekabeti burada da iki arkadaşımız arasında çok net bir şekilde görüyoruz. Yani maç şimdiden başladı bile. Cem abi bizim büyüğümüz canım, ona saygısızlık inanıyorum yapmayız. Ki bu akşamki maç da buradaki sohbet kadar keyifli olacak. İnşallah. Keyifli, güzel bir maç olsun. Yani bir kere mücadele olsun. Mücadele gücü normal yani oyun kuralları içerisinde olsun. Ya biz hepimiz tarihe baktığımız zaman Ali Kemal'lerle oynamışız, Necdet Hoca oradaydı, işte Serdar'lar öyle, hepsi arkadaşımız, Hamdi'ler öyle. Dolayısıyla da yani bizim her zaman için gerekli Şenol Hocam mesela. Nasıl? Şenol Hocam. Yani kaleyi göremiyorlar. Abdullah Hoca. Şenol Hoca'yı çok göremiyorlar. Yani maçlarda. Çok güzel şeyimiz var. Çok güzel maçlarımız oldu. Hepsinin de güzel kendini örgüleri muhteşemdir. Evet. İsmail Kartal'ın derbi öncesi açıklamaları. Son oynadığımız Avrupa maçından sonra elimizde çok sayıda sakat oyuncu var. Sakatlıklara ve rakibin durumuna göre ideal bir 11 belirledik. Trabzonspor iyi bir takım. 9 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Başkalarının ne yaptığına değil, kendi işimize bakıyoruz, diyor hoca. Trabzonspor iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. İyi futbolla kazanmak istiyoruz. Maça iyi çalıştık. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız, diye de eklemiş Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Galatasaray'ın gündüz maçında kazanmasına da bir gönderme yapmış. Biz başkalarının değil, kendimizin ne yaptığına bakıyoruz, diyerek. Serdar Dursun'un açıklamaları, Fenerbahçe'nin yedek futbolcusu, bu maça yedek başlıyor. Her maça ciddiyetle bakıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Hedefimiz 9'da 9 yapmak ve şampiyon olmak. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçı alacağız, diyor Serdar Dursun da maç öncesi yaptığı açıklamada. Birazdan Abdullah Avcı'nın açıklamalarını paylaşacağız sizlerle ama teknik analizi soralım hocama, nasıl bir maç bizi bekliyor 11'ler belli olduktan sonra. Şimdi son San Siro maçından yola çıkılırsa Fenerbahçe'nin işi çok zor. Ama Cem hocam bence çok doğru bir tespitte bulundu. Eğer bu maç için bir maç ölçü alınacaksa oradaki San Siro maçının ölçü alınması lazım. Çünkü Fenerbahçe zorlu bir deplasmana gitmiş. O deplasmanda da çok akılcı oynamıştı. Rakibine neredeyse pozisyon vermeden farklı bir galibiyetle döndü. Bugünkü derbi de o maçın bir benzeri benim görüşüme göre. Çünkü bir de ülkemizde şöyle bir gerçek var. Daha çok ihtiyacı olan takımlar her zaman o sonuca daha yakın olmuşlardır. Şu an kazanmaya mecbur olan, bakın ihtiyacı olan değil, mecbur olan bence Fenerbahçe. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün oradan kazanarak dönmesi kesinlikle sürpriz olmaz. Sevgili Yunus Emre de söyledi.
4-4-2 oyunu biraz da Abdullah Hoca'nın strateji olarak önde baskıyı hedeflediği bir oyun olacak dedi. Klasik 4-4-2 mi olacak yoksa konuklarımızın dediği gibi sahte 9 şeklinde? Biraz önlü arkalı olacak benim görüşüme göre de. O kesin. Bir 40 santifor olacak orada hocam. O kesin. Ne şekilde olacak? Bir defa Trabzon'un ben geriden çok oyun kuracağını sanmıyorum. Onyaolu zamanlarda hep geriden uzun çıktılar. Direk oyunu tercih ettiler. Zaten Onyaolu'nun olmadığı maçlarda zorlanma nedenleri de bu. Bugün öyle oynayacak. Önde iki tane hedef santroforum var. İkisine de oynayabilirsin. Oynamadığın bazen arkaya kırılacak. Öndekinin ona indireceği toplar. Bazen de orta sahaya yardımcı olmaya çalışacak. Trabzon hücum ederken iki santroforla iki stopere karşı hücum etmek her zaman avantaj. Defansta takımlar bir adam fazla olmak isterler. İkili oynadığınız zaman rakibin o avantajını elinden alıyorsun. Ama senin de girdiğin bir risk var. O zaman da orta sahada rakip senden bir fark fazla oynuyor. Bugün bence oyunun kilidini de Berat Mendy ikilisinin karşısında Szymański, Fred, İsmail. Yani 3 tane orta saha oyuncusuyla Fenerbahçe'nin orta sahası olacak ki takımların boyu uzadığı zaman alanlar genişleyeceği için bu Fenerbahçe'nin işine yarar. Fenerbahçe'de büyük bir ihtimalle bunu yapmaya çalışacak. Trabzon'u geri koşturduğu sürece Trabzon'un boyunu uzatır. Orta sahadaki 2-3 üstünlüğüyle de bence daha etkili bir Fenerbahçe olur. Abdullah Hoca niye önde baskıyı düşünmüş olabilir? Bakın Pendik maçı onun en güzel örneği. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a karşı ki bugün de Galatasaray-Kasımpaşa maçında gördük. Rakipler önde yakın, agresif baskı yapıyorlarsa bu takımlar öne çıkmakta zorlanıyorlar. Hı hı. İşte öne çıktıkları zaman da o zaman geride bırakacaklar. O geniş alanlarda çok etkili kontratakları hep yaptılar. Abdullah Hoca da büyük bir ihtimalle ben rakibi kalemden uzak tutayım. Dzeko gibi, Szymański gibi, Tadic gibi, İrfan Can gibi kaleme yakın oldukları zaman en küçük pozisyonda bile bana cezayı kesecek oyuncuları kalesinden tutmak isteyecektir. Onun için bunu yapıyor. Fenerbahçe'nin hızlı hücumlarda işi ne kadar zor gibi görünse de önde her zaman istasyon olmayı bilen bir Dzeko, arkaya Szymański'yi belki de kanat oyuncularından, İrfan Can'dan veya Tadiş'ten daha fazla koştururlarsa o tür hızlı hücumlarda Fenerbahçe etkili olabilir. Cüneyt bir araya girebilir miyim? Var mı? Buyurun hocam. Genelde aslında bütün takımlar geniş alanda oynamayı sevmezler hocam, sen de biliyorsun. Çünkü geniş alanda oynadığın zaman daha çok koşma ihtiyacı doğuyor. Şimdi daha çok koşma ihtiyacı doğunca da ne oluyor? Enerjin düşüyor ve oyunun sonlarına doğru takım da düşmeye başlıyor. Bunu bugün Galatasaray-Kasımpaşa maçında da gördük. Kasımpaşa Galatasaray'ı çok koşturmaya başladığı zaman, geniş alanı açtığı zaman kırmızı karta kadar Galatasaray'ın bile yavaş yavaş düşmeye başladığını gördük. Aynı şekilde bugün Trabzon-Fenerbahçe maçında da öyle. Fenerbahçe ön alanda oynamayı biliyor, seviyor ve oradaki yetenekli ayakları orada ne kadar çok fazla tutmaya gayret ederse o tabii ki bir skor getiriyor ve başarı getiriyor, pozisyon getiriyor. Şimdi aynı şekilde Trabzonspor'da kendi saha ve seyirci avantajıyla beraber sahasında aynı şekilde Fenerbahçe'yi de mümkün olduğu kadar önde oynamaya gayret edecek. Ama önde oynarken de sen de çok iyi biliyorsun, arkadaki oyunu oynayan defans bloğundaki oyuncuların da o arayı çok iyi kapatması lazım. Şimdi o işte eğer hangi takım birbirini daha çok koşturursa, temasa hangisi hangisini zorlarsa, bir de tabii ben bu tabii önemli bir teknik bir analiz ama oyuncu performansları da çok önemli. Yani günlük performanslar da sevgili Cüneyt çok etkiler. Oyuncular kendisini maça nasıl hazırlamış? Oyuna nasıl giriyorsun? Maçın dakikalarını nasıl idare ediyorsun? Bunlar önemli şeyler. Ben özellikle mesela büyük maçlarda, derbi maçlarında sevgili Ulaş, derbi maçlarında... derbi maçlarına dönmüşken sevgili Ertuğrul Akgündüz, değerli dostum diyor ki El Clasico da derbi değil bu mantıkla. Öyle öyle zaten. O da mı dev maç?
Dev maç El Clasico. Yani ben sadece bunun şeyini yani sözlük manası, sözlük karşılığı hocam, yoksa şey değil yani ikisi de büyük takım derbi maçı. Yani derbide hepimiz adlandırdık derbi dedik ama ben sadece bir tespit var. Sözlük anlamı öyle. Evet. Abdullah Arslan'ın açıklamalarını hemen okuyayım. Hatta size de sorayım hocam teknik tamam. anlamda. Şöyle demiş, teknik adamların 11 tercihleri her zaman tartışılır. Maç önü tekrar konuşulur. Teknik adamlar bir hafta boyunca strateji belirleyip oyuncuları belirlerler. Fenerbahçe'ye karşı bugün böyle oynamayı tercih ettik. Fenerbahçe 14 deplasmanda 13 galibiyet 1 beraberlik almış. Şampiyonluk stresi yaklaştıkça kaygı endişe başlar. Biz de yaşadık bunları. Son haftalarda bireysel performanslar ilerliyor gibi duruyorlar diye de eklemiş. Hakemin konuşulmadığı güzel bir futbol akşamı olsun. Fenerbahçe'nin ligdeki tek mağlubiyetini biz aldırdık ve orada güzel bir hikaye yazdık. Fenerbahçe iyi bir takım. Avrupa'da da iyi gidiyorlar diyor Abdullah Avcı. Beşiktaş maçıyla birlikte yükselen bir grafiğimiz var. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu ülkenin en önemli iki takımı. Sporun içinde intikam gibi kelimeler yoktur. Derbi oynayacağız demiş. Ya, bunu ben ettim hocam. Ya nereden ettim şimdi? Hayır, şaka bir tarafa. Abdullah Hoca'nın gerçekten demeçleri muhteşem. Yani çok doğru ve düzgün bir açıklama. Hoca iyi bir stratejist. Daha o zaman Avrupa Şampiyonası olduğu genç takımlarda bile beraber oynarken altyapıdaki bir oyuncumuzu kırık santifor oynatmıştı. Kırık santifor da o aramızdan hep böyle kalmıştır. Bence Enis Destan'ı da böyle kırık santifor şeklinde oynatacak diye düşünüyorum. İkincisi de hocanın yani demecine veyahut da işte bakıldığında maçtan önceki söylemlerine bakıldığında yani son derece itidalli, oyun içerisinde olmaya gayret eden ama rakibine de tabii üstünlük sağlamak isterken rakibini de çok kızdırmadan rakibinin gücünü bilen bir teknik adamın bir beyanatı aslında. Şöyle de diyebiliriz ayrıca sevgili Cüneyt. Abdullah Hoca zaman zaman tribündeki insanların 11'inden farklı bir 11 çıkarabilir. Çünkü maçı yaşayan teknik adamdır. Maçı nasıl oynanması gerektiğini bilen teknik adamdır. Bazen bazı oyuncular maçı çağırır. Maç bazı oyuncuları çağırır. Hoca da onu bilmek zorundadır. Hoca da bence öyle bir düşünceyle bu 11'i kurmuş. Bakalım nasıl olacak ama ben de şu görüşüne katılıyorum. Yani hakemin konuşulmadığı, maçtan sonra hemen hepimizin de burada hocam hemen şeylere dönelim demediğimiz, oyunu konuştuğumuz, keyif alınacak, herkesi seyrederken mutlu olacağı bir maç olsun. O zaman sonunda konuşalım, önünde konuşalım. Halil Umut Beler, Mustafa Emre İsoy, Kerem Ersoy, Volkan Bayarsan 4. hakem. VAR merkezinde Riva'da Onur Özü Toprak görev yapacak. Serkan Tokat, Deniz Caner Özaral ve Emre Malok da AVAR hakemi olarak yardımcı olacaklar Onur Hoca'ya. Nasıl evet. buldunuz hakemleri Ulaş Özdemir? Ben geçen hafta Reha Hoca Arda Kardeşler demişti. Aslında ben de onu bekliyordum. Halil Umut Meler'i Trabzonspor Fenerbahçe maçına vererek aslında hani ne o tarafa ne bu tarafa ama maçı da iyi yönet diye göndermiş olabilirler. Çok emin değilim. Çünkü Halil Umut Meler'in... Beşiktaş Galatasaray derbisini mesela sence iyi yönetti mi? Hayır. Yani zaten çok kötü döndü Halil Umut Meler o saldırıdan sonra. Sadece onu değil Trabzonspor'un da bir maçını çok kötü yönetmişti. Yani onu iyi yönetti de o yüzden mi verildi gibi? Yok bence değil. Yani iyi dönemedi gibi. Halil Hoca. Hala bence... Toparlayamadığını ben düşünüyorum. Yaza mı hazırlıyorlar acaba? Efendim? Yaza mı hazırlıyorlar? Valla Halil Umut Meler'in bu performansı işte bu Şampiyonlar Ligi için de bence hani bir maç verebilirler belki ona. Şu maçı doğru düzgün bir şekilde yönetebilirse. Ama ben daha çok VAR'a takıldım sevgili Cüneyt. Çünkü VAR'da Onur Özütoprak mıydı? Onur Özütoprak yani Trabzonsporluların birçoğunun hatırlamadığı bir isim olabilir. Hatırlatalım. Kendisi öne açının kolunun kırıldığı şeyde maçta VAR hakemiydi. Yani orada hem bir penaltıyı hem bir kartı çağırmadı orta hakemi VAR'a. Erdem neydi o AVAR hakemi? Erdem
Bugünkü. Ha, Serkan Tokat, Avar'la bir yer. Serkan Tokat, Deniz Caner Özoral, Emre Molok. Emre Molok. Emre Molok da yani o da çok böyle fanatik olduğunu bildiğimiz bir hakem arkadaşımız. Ben Halil Umut Meler'den ziyade yani sahada mutlaka böyle çok tartışmalı kararlar vereceğini düşünmüyorum. Yani öyle ümit ediyorum ama VAR'da acayip bir çekincem var. Şimdi VAR'da şöyle Murat Ilgaz da maçın gözlemcisi, VAR'ın da kuruluştan itibaren çok emeği olan bir isim. Evet. Tabii ben Hoca. Şimdi Mert Hakan'ı görünce şimdi yedek kulübesinde sakatlığı vardı, açıklama yapıldı. Yani oyuna girer girmez bilemem ama kadro da yok diye yapıldı hatta biz. Evet. Kırmızı meşhur şimdi, verdik. 5 oyuncu yok. Şimdi diye. Bak sevgili Cüneyt. Bu maçlar saha içinde kazanılır. Herkesin saha içinde kalması gerekir. Ya Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında yani 2010-2011'den bu yana süren bir tartışma var. Bu bırakın hukuki zeminde yürüsün gitsin. İki camia da kendine göre haklı. Ama yani burada şimdi özellikle Serdar Dursun tercihi biraz bu işin ben manipülatif tarafını da konuşmak isterim. Yani Osterwolde böyle iyi bir performans gösterirken neden Serdar Dursun'un Serdar Aziz'in stoperde kullanıldığını az çok anlayabiliyorum. Yani kimse aptal değil. İkincisi ya Mert Hakan Trabzon'a geliyorsun. Havalimanından ellerin cebinde geçiyorsun. Yani böyle verdiğin fotoğraflar çok irite ediyor yani. Burada mesela az önce bir görüntü düştü önüme. Stadın zeminine çıkmışsın. Ağzında sakız, ellerin cebinde. Böyle tribünlere bakıp yürüyorsun. Yani şimdi bu anlar futbolcuların sakinleştiği, kendiyle baş başa kaldığı anlar değil midir? Hayır. Sağdan gelen. Şu. Zaten 11'de Cem Hocam, Mehmet Hocam. Zaten 11'de değilsin. 11'de değilsin. Ben şunu söylemeyeceğim. Mert Hakan'ın şimdi özellikle bu hareketi git Trabzon'da yapabiliyor musun dediler yani. Şimdi ne alakası var Mert Hakan'la Trabzonspor'un? Değil mi? Yani Trabzon'daki maçta git bunu yap deyip de Mert Hakan'ı da niye gazlıyorsun mesela? Gazlıyorsunuz veya. Git orada da yap yedek kulübesine karşı bu hareketi diye. Bu konunun Trabzonspor'la bir alakası yok ki. Mert Hakan Trabzon'a gelir, sahaya çıkar, futbolunu oynar gider. Belli ki o da buna kapılmış. Ama kendisine zarar veriyor çünkü yükselen bir performans evet, var. Evet kendisine zarar veriyor onu söyleyeceğim. Ya gerek yok bunlara Mert Hakan ya. Böyle ellerin cebinde ağzında sakız tribünlere bakıp bana bir şey söyleyin. Onları tarihe ya gerek yok sahada kalsana sen ya. Aman Allah korusun. Ya sahada kal sahada. Yani orada taraftarı gelerek eline bir şey geçmez. Ya yanlış anlamışızdır. Üstü zannetmekten. Yok ben yanlış anlamadım. O anlar futbolcuların çok özel anları bence. Yani futbolcu arkadaşlarımın söylemlerine göre konuşuyorum. Bak karakter insanın kaderidir sevgili. Stres atma anları ya. Karakter insanın kaderi. Yedisinde neyse yetmişinde olsundur. Hocam, gerek yok böyle işlere. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Hocam ben bir şey söyleyeyim. Sakinlik dedi ya. Ozan şeyde Ulaş'ta ben o sakinliği göremiyorum. Yok ben ediyorum. Sakinim ben Trabzon sadece. Tarafı sakin gerek olsun. Hocam gerek var mı şu harekette? Hayır mutlaka. Hocam sen gerek niye mutlaka, takıma bırak onlara mutlaka işi bırak. Gerek yok. Futbolcu nasıl havaya girmek istiyorsa nasıl yaşamak istiyorsa yaşar. Oynamıyorsun zaten abi. Yani oynamasın abi. Yani ne gerek var yani çıkıp o sahada ağzında sakız ellerin cebinde tribünlere böyle bak, bakıyorsun ya. Sevgili Ulaş. Taraftarla göz göze gelmeye çalışıyorsun ısrarla. Değil mi yani? Sevgili Ulaş. Niye provoke etmeye çalışıyorsun? Bak şimdi sen lafa başlarken Osterwold'de niye yok? Niye Serdar Aziz? Ben Serdar konusunda öyleyim hocam. Şimdi benim ben, kendi yorumum bu. Tamam. Yani. Ama işte bak kendi yorumun olduğu zaman şimdi ne oluyor? Biz sahanın dışına çıkıyoruz şimdi. Yani sen Serdar Aziz niye var? Osterwold'de niye yok diye bir yorum getiriyorsun. Ben o tercihi bu yönde o da benim tercihim diyorsun. Tamam bir şey demiyorum. Ben saygı duyuyorum. Ya yani ben de katılırım. Bu bir stratejik hamle yani. Tamamen psikolojik bir hamle. Yani benim düşünülür konuşulur. O senin nazarında öyle olabilir de. Ama şimdi oyuncunun oraya gelip onu öyle şey yaptığı onu oradan görüyorsun. Bunu burada söylediğin zaman biz sahanın dışına çıkıyoruz. Yani hocam, orada çıkmasın diye söylüyorum ama zaten. Işte, sağ içinde kalsın her şey. Ya, gerek yok böyle şeylere diyorum. Olacaksa da bırak gerek oradaki yani. İnsanlar, sorumlular bunun hesabını gelme kitabını yani. Verir. İnsanların gazına gelme diyorum Mert Hakan. Bak seni gaza getiriyorlar. Sen de gelmişsin o gaza yani. Ben de Trabzon'a öyle gelmişsin. Ben yaparım bunu ya. Gelmişsin şimdi, ya. Şimdi bence bizim biraz daha burada itidalli konuşmamız bu ben maçın havasına. Ben itidale davet ediyorum onu. Olumlu yansır. Bu hatırlatmaları yapmak bile bizi izleyen çok kişi var. Trabzon'da da bizi izleyen evet. Çok var. Hocama devam mesaj atıyorlar mesela. O öyle buradan, miydi, böyle miydi? Bizim buradan geri olmamız mümkün değil ama ben şunu biliyorum. Bugün
Eğer iki taraftan biri saha içinde hakem konuşacaksa veya hakemle konuşacaksa o taraf kaybetmeye daha yakın taraf olur. Bence biz bugün hakemden çok teknik adamları konuşacağız. Bakın hafta boyunca. İnşallah hocam. Abdullah Hoca'yı çok konuştuk. Özel stratejilerle hazırlanıyor. Evet, kendi de demiş zaten. Önce stratejiyi belirledim. Sonra da o stratejiye en uygun 11'i belirledim. Evet. O strateji bana bunu çağırdı. Aynı şey İsmail Hoca için geçerli. İsmail Hoca da bugünkü maçın önemini biliyor. Bakın daha şimdiden maç başladı. Biz bunu istesek de istemesek de gerçek olarak kabulleneceğiz. Kaldı ki bir gerçek de şu. Galatasaray'da her ne kadar müdahil olmasa bile büyük bir heyecanla bu maçı izliyor şimdi. İzlemez mi? Tabii ki izleyecek. O yüzden ya. Daha şimdiden başlamış olan bu maç saha içinde oynanırken o an an oynama zihniyetinde olan Abdullah Hoca her şeyin her an değişebileceğinin de bilincinde. İsmail Hoca da bunu biliyor. Onların hamleleri hem stratejiyi hem de bazen oyuncuları değiştirmek bugünkü maçın şu andan itibaren en önemli noktası konumuna geldi. Bu maça hiçbir futbolcuyu motive etmeye, bu maçta nasıl oynayacağını şu andan sonra anlatmaya gerek yok. Onların sadece o sakinlik yerine aklı, rakip eğer sevgili Ulaş'ın dediği gibi ben öyle düşünmüyorum. Böyle bir tahrik zihniyetinde olsa bile ondan etkilenmemeyi ön plana çıkarmak için. Hocam sen de biliyorsun ki özellikle de böyle büyük maçlara, derbi maçlarına çıktığında futbolcu tutup da motive edici bir şey söylemeye gerek yok. Futbolcu zaten onu kendisi alır, kendisini ona göre hazırlar zaten. Yani hep söylüyoruz ya işte maç seçilir, maç futbolcu maç seçer. Değil, futbolcu maça farklı hazırlanabilir. Maçın puan durumuna göre, ligdeki durumuna göre, yaklaşan şampiyonluğuna göre, her türlü şekle göre futbolcu kendini hazırlar. Belki de Mert Hakan'ın bu çıkıp bu hareketi yapması insanları burada başka bir şekilde konuşmamızı sağlamaması lazım. Ben orada Serdar Aziz'in büyük bir ihtimalle Osterwolde'de ya bir problem var veya hatta buradaki oynama santraf hafızasını çok daha iyi bildiğini Osterwolde'den diye düşündüğüm için tercih etti İsmail Hoca diyorum. Osterwolde performansı, formu kötü mü? Değil. Ama o bölgede zaman zaman hata da yapıyor. Yani bu maç için Serdar Aziz'i seçmiştir. Saygı duymak lazım. Eğer bunun arkasında hocam o öyleydi de, o gergindi de, o işte dikilecekti de, o tribüne baktı. Buradan yürürsek Ulaş biz yani futbol olarak futbolun dışında hareket ediyor oluruz ve bununla başa çıkamayız. Gerçekten. Benim fikrim o hocam. Saygı duyuyoruz. Hocam ben seni zaten Ulaş'ım benim senin fikrini değiştirme gibi zaten öyle ya bir niyetim yok. Ben de sadece burada senin görüşün o, benim görüşüm bu. Birbirimizi ikna etmemize gerek yok ama gerçekten de bu yani futbol adına da biz bunu böyle burada sahanın içinden götürmemiz lazım. Hep söylüyoruz ya. Trabzon Fenerbahçe maçı bunlar. Çok önemli maç abi. Şimdi şampiyonlar gidiyor. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası var. Üçüncü olma ihtimali yani bugün üçüncü olduğun zaman, kupayı aldığın zaman bugün Abdullah Avcı bütün bu kötülük kötü giden Trabzonspor'a nazaran genelde bir başarıdır. Her sezonda kupa alıyor ha Trabzonspor'da. Baktığın boş sezonu yok değil mi Abdullah? Yani tabii iki süper kupa bir şampiyonluk kupası. Şimdi süper kupayı da aldığın zaman bu sezon yani geldiği her sezon her sezon kupayla kupa tamamlayabilir. Bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nı alıyorsa alırsa, seneye yine Süper Kupa oynayacak. Yine Süper Kupa oynayacak evet. Hocam evet. Abi. Seneye oynanıyor ama bu sezona dahil ya hocam. Sezona en kötü ama sezona da Süper Kupa'yla başlatabiliyorsun mesela. Yeni sezona da değil mi Cüneyt? İki kupa birden kazanmış evet. Oluyorsun sezonda daha doğru. Bir yani hocayı yani. Zaman zaman eleştiriyoruz ediyoruz hı-hı. Evet destek de veriyoruz falan. Ama yani özellikle şu son dönemde takımı gerçekten çok iyi toparladı hoca yani. Ama oyuncular bir araya geldi. İşte sakatlar bunu iyileşti, Afrika Kupası bitti, oyun yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Hoca yani 4 tane üst üste Trabzonspor takımı mağlup olur mu ya? 4 maç ne demek? 5 hafta, hocam değil mi? Şey galip gelemedi ya. İlginç bir istatistikten bahsediyor Abdullah Hoca. Fenerbahçe daha mağluptu, biz yendik. Deplasmanda mağlubiyeti yok, yine adayız diyor. Belli ki oyuncuları öyle motive etmiş böyle derbilerde, evet. Büyük maçlarda. Trabzon'a iki sezon hep böyle lider geldi, ikinci olarak döndü değil mi Fenerbahçe? Bugün de zaten. Bugün yani ikinci olarak geldi. Geçen sene öyle oldu zaten. Bir önceki anda, sezon da öyleydi. Yani, şu anda hangi neticeyi alırsa alsın ikinci olarak gidiyor. Trabzon kazandı, Galatasaray İstanbul'u yendi. Evet, o maçta lider olmuştu. Öyle.
ikinci olarak devam edecek buradan yoluna. Ama şampiyonluk yarışında eğer kötü bir şey giderse büyük avantajla gidecek. Evet. Yani 9'da 9 yaparsa her kötü ihtimalle oluyor. Bile her kötü ihtimalle bile gene ikinci gidecek. Ama kazandığı zaman daha farklı. Yok şimdi ikinci geliyor diyorum Cem abi. Birinci olarak gelip tamam. İkinci olarak dönmüş. İkinci olarak geldi. İkinci olarak devam edecek. Yani. Tabii iki takımın şöyle bir kulübelerine de bakalım. Hamle şansı da var iki teknik adamın. Fenerbahçe kulübesi hocam biraz daha ağır basıyor Ahmet hocam. Mutlaka. Şimdi teknik adamları ben o yüzden biraz ön plana çıkardım. Evet. Maçın başlangıcına kadar yaptığın çalışmalar var bir. İkincisi de maç başladığı anda artık hiç düşünme zamanın yok. Futbolcular için nasıl bir an çok önemliyse, bir anda yapılan bir hatayla sen öne geçiyorsan veya mağlup duruma düşüyorsan hocalar için de aynı şey geçerli. Senin bir hamleyi yapmakta biraz gecikiyor olman o gün sana çok şey kaybettirebilir veya doğru zamanda yapılacak bir hamlede çok şey kazandırabilir. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu sene bu kadar önde olmasının en önemli nedeni kadrolarındaki zaten kalite. O yüzden kulübelere baktığımızda Fenerbahçe'nin hamle şansı tabii ki çok fazla. Fenerbahçe'nin de eksikleri var kabul ama Onuachu'nun bugünkü maçta olmayışı Abdullah Hoca için Trabzonspor için bence çok büyük bir eksiklik. O bütün stratejiyi değiştirebilecek bir oyuncuydu. Ama işin bir gerçeği de şu sevgili Cüneyt. Maçtan önce üzülürsün, bazen ne yapacağım diye düşünürsün. Ama maç başladığı anda da artık olmayanlar hiç aklına bile gelmez. Tek hedef vardır, elde olan imkanlarla, elde olan futbolcularla bugünkü maçı kazanmak. O yüzden her iki hocanın da bütün eksiklere rağmen veya her iki takımın da bu maçı kazanma şansı var. Hep onu söylüyorum. Daha akıllı oynayan, en azından fizikman rakibinden daha fazla çalışan, mücadele eden ve isteyen, hakemle daha az ilgilenen bugünkü galibiyete daha yakın olacak. Bir yüzde verin hocam o zaman. Ben şu cümleden yola çıkarak, bizde ihtiyacı olanlar o şampiyona, o maça galibiyetine daha yakınlar demem itibariyle, ben Fenerbahçe'yi çok küçük bir tık da olsa önde görüyorum. %51 mi diyorsunuz? Eğer siz Mustafa Hoca ile beraber de teşviki vesaireniz var. Normal %51 demeniz. Evet. Galibiyet şansı %51. Demek ki o ekip %51'ci hocam. Ama o dönemde Türk takımlarına %10 şansın verilmediği yerde 51'ci olmak çok tabii önemli. Müthiş bir devrimdi. Mustafa Denizli hocama da sevgilerimizi göndermiş olalım buradan. Ulaş Özdemir. Maçın favorisi Trabzonspor. Eminsin. Evet. Kişisel görüş olarak biliyorsun, genel bir yorum olarak ben Abdullah Avcı'nın ve öğrencilerinin bu maça iyi hazırlandıklarını, iyi motive olduklarını. O da nelerle söylüyor. İç sahada da işte sezonun böyle güzel bir derbi galibiyeti hediye ederek yola devam edeceğini düşünüyorum. Ya %80 mi? Yok canım o kadar da değil ama 70. Yani %56. 56. Cem hocam, Fenerbahçe mutlak kazanmak ya zorunda. Trabzonspor'un ne kadar sağ ve seyirci avantajı olmasına rağmen, iyi bir stratejist antrenöre sahip olmasına rağmen, kadrosunu yeniden toparlayıp iyi bir yere getirmesine rağmen, Fenerbahçe'nin de çok kaliteli ve de rakip alanda oynama isteği ve de Fenerbahçe'nin deplasmanda mağlup olmamasını getirdiği avantajla da %55 Fenerbahçe, %45 Trabzonspor. Bari 56'da da aynı oranda gidiyor. Ya, diyecektim sen söyledin diye söylemiyorum. Peki ikinci takım oyununda konuşacağız bunları tamam. Diyerek noktayı koyalım. Maç heyecanı her zaman olduğu gibi skorboard'ta yaşayacaksınız. Ardından 90+1'de Ender Bilgin, Erman Toroğlu ile birlikte sizlerle. Sonrasında takım oyununda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.